Bismillahirrahmanirrahim. Mısır Arab Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan sizlere 4 Mart 2022 tarihli Cuma hutbesini sunuyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Namazı kılın, zekatı verin, ruku edenlerle birlikte siz de ruku edin. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortayı da yoktur. Yine şehadeti deriz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. İslam şeriatı merhametleşme, dayanışma ve yardımlaşma esaslı olan sosyal bir sistem geliştirmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerini acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler vücudun bir uzu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuz ve ateş içerisinde kalırlar Bir başka hadis-i şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyurdu Aş eriler Gazada azlık, Azıkları tükenmeye yüz tuttu veya Medine'de ailelerinin yiyeceği azaldığı zaman Yanlarında ne varsa getirip bir yağgıya dökerler Sonra bunu bir kabla aralarında eşit olarak paylaşırlar. İşte bu sebeple aşeriler bendendir. Ben de onlardanım. Zekat farz bir ibadet olması yanında İslam dinimizin üzerine kurulduğu beş esastan biridir. İslam dinimiz sadakayı teşvik etmiş ve onu en büyük hayır kabılarından biri kılmıştır ki muhtaçların ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını gidermeye yardımcı olsun. Allah Teala şöyle buyurur: "Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın <laughs> ve temizleyeceğin bir sadaka al." Diğer bir ayette Allah Teala şöyle buyurur: "Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir." Hadis-i şerifte de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam dini beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmak. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tefekkür eden kimse görür ki Allah Teala zekatı pek çok yerde farzların en yücesi olan namazla birlikte zikretti. Bu da zekatın önemini gösterip onu yerine getirmeyi teşvik eder. Allah Teala şöyle buyurur. Namazı düz doğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Diğer bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Onlar namazı düz doğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İslam şeriatı zakat adasında ihmala karşı uyarmıştır. Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın kendilerine lutfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde bu unlarına dolanacaktır. Büklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Diğer bir ayette Allah Teala şöyle buyurur. Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, büyürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak ve işte bu kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım biriktirip sakladıklarınızı denilecek. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh diyor ki, üç ayette birbirine alakadar üç şey vardır ki, bir tanesi kendi alakadarı olmadan kabul edilmez. Birincisi, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ayetidir. Allah'a itaat eden kimse, Resulullah'a itaat etmeden itaati kabul edilmez. İkincisi, namazı kılın, zekatı verin ayetidir. Namaz kılan kimseye zekat vermeden namazı kabul olmaz. Üçüncüsü, bana ve anne babana şükret ayetidir. Allah'a şükreden kimse, anne, ve anne babasına şükretmeden şükrü kabul olunmaz. Hiç şube yok ki sadaka zekatın toplumsal rolünü gerçekleştirmeyi destekler. Bu yüzden İslam dinimiz onu teşvik etti. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem malda zekat dışında verilmesi gereken başka bir hak da vardır buyurdu. Sonra şu ayeti okudu. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Yakınlara, yetimlere, yuksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve külelere sevdiği maldan harcar. Namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar o vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler ancak onlardır. Zakat ve sadakaların büyük meyveleri vardır. Bu meyvelerin bu meyvelerden ise bereket ve büyük ecirdir. Allah Teala şöyle buyurur. Allah faizi eksiltir, sadakaları bereketlendirir. Yine de Allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dus doğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her Allah'ın günü iki melek iner. Bunlardan biri, Allah'ım malını verene yenisini ver diye dua eder. Diğeri de, Allah'ım cimrilik edenin malını yük et diye beddua eder. Zekat, toplumsal denge ve kalkınmanın sağlanmasında önemli bir rol oynar. Sadaka-i cariye, korban hisse bağışları, yiyecek ya da elbise verme girişimleri, muhtaçların evlerini onarmak veya iş fırsatı sağlamak ve ilgi, ilgiye muhtaç, ailelere insani yardımda bulunmak gibi hayır işleri kapsayan sadaka alanı çok geniştir. Sevgi ve kardeşliğin hakim olması ve kalkınma gerçekleşmesi için iyilik, irtibat ve toplumsal dayanışma anlamlarını gerçekleştirmeye ihtiyacımız vardır. Allah'ım ülkemiz Mısır'ı ve tüm alemi İslam'ı sen kuru. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.